Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayladığı kabine listesi Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu tarafından açıklandı. Bu hükümetimizin birinci misyonu milletimizi temsil etmektir. İkinci misyonu milletimize hizmet etmektir. Üçüncü misyonu ülkeyi gelecek nesillere taşımak, insan haklarına, insan onuruna yakışan, demokratik olgunluk anlamında da dünya örnek olan muasır medeniyetler seviyesini aşmış bir ülke, yeni bir Türkiye gerçekleştirmektir. Bu çerçevede de bütün bakanlarımız yoğun bir çalışma temposu içinde olacaklar. Şunu da ifade edeyim, bu bir hafta içinde AK Parti grubumuzun ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha müşahede ettim. Güç sadece sayısal güç değildir. Aynı zamanda nitelik gücüdür. Dolayısıyla bir hafta içinde zihnimde defaatlerce bakanlar kurulu isimleri dolaştığında her bir bakanlık için en az 3-4 ismin, bazen 5 ismin zihnimizin kulvarları içinde dolaştığında ifade etmek isterim. Bu bakanlar kurulu listemiz dışında da AK Parti grubundan en az bunun kadar nitelikli 2-3 kabine çıkartabilirdik. Bunu şunun için zikrediyorum ki bu bakanlar kurulu listemiz AK Parti'de, partimizde, parti grubumuzda bugünkü şartlar itibariyle tabi bölgesel temsil, illerin temsili birçok hususu da göz önüne alarak gerçekleştirdiğimiz bir listedir. Tecrübe aktarımı anlamında tecrübeli bakanlarımız, yeni görev üstlenecek bakanlarımızla birlikte bir harman oluşturmaya gayret ettik. Türkiye'yi bütünüyle yansıttı. Yani bölgesel anlamda efendim tecrübe birikimi ve yeni isimler anlamında bir kuvvetli, iyi bir harman oluştuğu kanaatindeyim. Her şeyden önce ilk gün söylediğim gibi bu Bakanlar Kurulu'nun misyonu Hazreti Mevlana'nın deyimiyle bu topraklara sevgi tohumu ekmektir. Bütün bakanlarımızdan ilk Bakanlar Kurulu'nda isteyeceğim, talep edeceğim en temel husus vatandaşlarımız arasında hiçbir ayrım gözetmeden, bize oy vermiş vermemiş ayrımını zinhar zihinlerimizden geçirmeden bütün vatandaşlarımıza hizmet etmek, tam bir şeffaflık içinde, demokratik hesap verebilirlik çerçevesinde her türlü hesabı açık bir şekilde milletin hizmet kervanına katılmaktır. İnşallah bu konuda elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Bu bizim milletimize taahhüdümüzdür. Ben Bakanlar Kurulumuzun hayırlı olmasını açıklamadan önce tekrar diliyorum. Açıkladıktan sonra bir daha dileyeceğim. Bakanlar Kurulu listesini açıklıyorum. Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, Başbakan. Ordu Milletvekili Numan Kurtulmuş, Başbakan Yardımcısı. Gaziantep Milletvekili Mehmet Şimşek, Başbakan Yardımcısı. Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan, Başbakan Yardımcısı. Ankara Milletvekili Yıldırım Tuğrul Türkeş, Başbakan Yardımcısı. Mersin Milletvekili Lütfi Elvan, Başbakan Yardımcısı. Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, Adalet Bakanı. Denizli Milletvekili Sema Ramazanoğlu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı. İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır, Avrupa Birliği Bakanı. Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı. Trabzon Milletvekili Süleyman Soylu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı. Adana Milletvekili Fatma Güldemet Sarı, Çevre ve Şehircilik Bakanı. Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı. Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Ekonomi Bakanı. İstanbul Milletvekili Berat Albayrak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı. Samsun Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, Gençlik ve Spor Bakanı. Şanlıurfa Milletvekili Faruk Çelik, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı. Malatya Milletvekili Bülent Tüfekçi, Gümrük ve Ticaret Bakanı. Bursa Milletvekili Efkan Ala, İçişleri Bakanı. Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, Kalkınma Bakanı. Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, Kültür ve Turizm Bakanı. Bayburt Milletvekili Naci Ağbal, Maliye Bakanı. Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, Milli Eğitim Bakanı. Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı. Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, Orman ve Su İşleri Bakanı. Bursa Milletvekili Mehmet Müezzinoğlu, Sağlık Bakanı. İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı. Hayırlı olsun diyorum. Allah utandırmasın. Allah güzel günlerde, mutlu günlerde milletimize hizmet etme şerefini bize nasip ettiği için bir kez daha hamd ediyor. Milletimize teşekkür ediyorum.